Ne işin var burada senin? Başın sağ olsun. Bunca yolu annemin cenazesine katılmaya gelmedin herhalde. Niye yalan söylediğini öğrenmeye geldim. Biraz olsun kendinizi düşünmeyi bırakın da acıma saygı gösterin. Annemi toprağa veriyorum burada. Bırakın da son yolculuğuna rahat rahat uğurlayayım. Tamam Mustafa, sen görevini yerine getir. Biz burada bekliyoruz. Ama sonrasında bizimle beraber karakola kadar geleceksin. İfadene yeniden başvuracağız. Böyle bir hakkınız yok. Ben ifademi İstanbul'da verdim. Yalanın çıktı ortaya. Yalan söylediğim falan yok. İnkar etme artık Mustafa. Serdar bize her şeyi anlattı. Buraya ne zaman geldiğini biliyoruz. Söyleyecek yalanın kalmadı artık Mustafa, alçalım. Tamam. Kabul ediyorum, yalan söyledim. Bir gece kaldım sadece burada. Daha öncesinde İzmir'de değil İstanbul'daydım. Neredeydin? Beykoz'daydım. İspat edebilirim. Daha önce niye yalan söyledin peki? Çünkü bir kız arkadaşım var. Onun yanından çıkıp gelmiştim buraya. Kızın adı Suna. Beykoz'da oturuyor. Benim için yalan söyler mi? Sami ayarlayacak. Senin için değil. Ama bizim için söyler, merak etme. İnşallah buna gerek kalmaz. Ama Serdar bir şey söylerse ve sen de nerede olduğunu ispat edemezsen bir daha dışarı çıkamazsın. Haklısın. Başka ne diyeceğim? Bak şimdi. Karımla aramız bozukken birkaç ay kadar önce tanıştık. Evden İzmir'e gelmek için 3 geceliğine çıktın. Oysa İzmir'de işin bir gün ya sürerdi ya sürmezdi. Erken çıktın çünkü birkaç gününü Sunay'la geçirmek istedin. 2 gece onda kaldım. Sonra uçağı kaçırmamak için Beykoz'dan taksiye bindim. Çok trafik vardı. Uçağı kaçırınca harem otogarına gittim. Otobüs bileti aldım. Gece 1 seferine bindim. Hatta 2 tane bilet aldım. 13 ve 14 numaralı koltuklar. Bunları baştan niye söylemedin? Çünkü karım bu kızı öğrensin istemedim. Hamile. Buyur gel. Acelemiz yok ha. Beraber olduğun biri var mı? Olsa ne olacak? Merak ettim sadece. O zaman şöyle söyleyeyim canım. Nerede ne sevgilim var ne belalım. Tek tabanca takılıyorum. Çok iyi. Aman nesi iyi be. Yalnızlık zor. Bir şey içmek ister misin? Ha, soda içerim. Eskiden bir kız vardı. Sizin oralarda çalışırdı hep. Şöyle minyon tipli, esmer bir kızdı. Bizde esmer de çok sarışındı. Güzel bir kızdı o. Adı Asu. Epeydir göremiyorum. Göremezsin. Evlendi çünkü o. Artık çalışmıyor. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. İyi arkadaşımdır. Kocasını da tanıyor musun? Mustafa'yı. Sen polis misin? Hayır değilim. Ama senin polise Mustafa ile birlikte olduğunu söylediğini biliyorum. Bu ifadeyi vermen için sana para ödediler değil mi? Bırak be! Manyak mısın nesin? Konuş. Mustafa istedi senden bunu değil mi? Karşında para aldın. Bırak! Bağırırım. Bütün oteli başına toplarım şimdi seni. Asu da işin içindeydi değil mi? Birlikte mi tezgahladılar bunu? Mustafa'nın yalan söylediğini biliyorum. Yalan söylediğini ispatlayacağım.
Efendim. Nereden anlayayım? Ha, öyle mi? Peki, tamam. Tamam, geliyorum efendim. Peki. Hayırdır abi? Şu senin olayla ilgili gelişme varmış, emniyetten aradılar. Ne diyorsun? Ne olmuş? Bilmiyorum işte, gidince öğreneceğiz. Dur, ben de geliyorum. Yok yok, gitme sen, gitme. Hastasın, ben giderim. Rami, sen nereye gidiyorsun? Bu kadar sipariş var, delirtmedim ben. Ya sen gelme, ben haber veririm. Yok abi, duramam ben, bekleyemem burada. İyi, hadi gel o zaman. Beraber gider geliriz. Haini bulmuşlar demek ki. Ha, gelişme var falan diyorlarsa. Ya, yavaş ama, yavaş, dikkatli ol. Yavaş. Hadi inşallah. Arayın ama, arayın, merak ederiz. Tamam, şu salatanları unutma. Allah Allah! Taktı mı takıyor ha? Vallahi evlendikten sonra avukatlığı bırakacak, burada işletmeciliğe başlayacak. Demedi deme. Salata da salata ya. Adı Burhan Sorguç, 52 yaşında. Üzerinde olayın gerçekleştiği eve ait eşyalar bulundu. Ayrıca eldivenlerinde de barut izi ve bu fişeklerin olduğu kutu. Sizi yaralayan fişek bu kutudan alarak namluya sürülmüş. Yani şimdi Kerim'i vuranın bu adam olduğu kesinleşti, öyle mi? Bütün deliller onu gösteriyor. Evi boş zannedip girdiği belli. Hırsızlık yapmak için de olabilir ama boş evde kalmak için girmiş olması daha kuvvetli bir ihtimal. Çünkü önemli bir şey alınmamış evden. Tabak, çatal, bardak gibi şeyler alınmış. Tabii bir de tüfek ve fişekler. Oraya geldiğinizi görünce korkup kendini korumak için ateş ettiği kanaatindeyiz. Araştırdık, çevrede tanıyanlar çıktı. Evsiz barksız. Arada çevredekilerin yardımlarıyla geçinen gariban biriymiş. Kimsesiz. Akıl hastanesinde de iki kez uzun süreli tedavi görmüş. Peki nasıl ölmüş? Ormanda avcılar bulmuş cesedini. Bu soğukta yatacak yeri olmadığı için soğuktan ölmüş. Bu olay yerinde neden bulunduğuna da, sizi görünce panik yapmasına da açıklık getiren bir durum. Böylece dosya da kapanmış oldu. Halbuki Kerim'e söyleseydi, Kerim ona yardım ederdi. Hem hava da soğukmuş, o soğukta dışarı atacak hali yok ya. Ama nereden bilecek değil mi, nereden bilecek? Akıl hastasıymış zaten. Kusura bakma böyle diyoruz ama ölmüş gitmiş zaten. Neyse ki bir düşmanlık yüzünden olmamış. Bu bile benim içimi rahatlattı. Dosya bu şekilde kapanmış olabilir ama yeniden açılacak. Ben hala bu işi Mustafa'nın yaptığını iddia ediyorum. Olay sırasında Mustafa ile birlikte olduğunu söyleyen kadını buldum. Onunla konuştum. Kadın Hacer Ovacık'ın yakın arkadaşlarından biri çıktı. Karısını onun arkadaşıyla mı aldatıyormuş? Püh, yazıklar olsun. Ben bu işin bir tezgah olduğundan eminim. Mustafa'nın yalan söylediğini de biliyorum. Yani diyelim ki bunu kanıtladık. Ya kadının da yalan söylediğini ortaya çıkardık. Mustafa'yı suçlayacak tek bir delil yok ki ortada. Delillerin hepsi ölen adamın üstünde toplanmış. Yani o eldivendeki barut izi falan. Belli ki o vurmuş. Ben buna inanmıyorum. Neden baba? Neden inanmıyorsun? Vurmamın arkasında başka bir hikaye yok diye mi kabul etmiyorsun? Sebep düşmanlık değil diye mi üzülüyorsun yoksa? Kerim. Neden illa altını başka bir şeyle doldurmak istiyorsun ki? Ben gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ben bugün gerçeğin resmini emniyette gördüm. Lütfen bana başka resimler falan göstermeye kalkma. Düşmanlık falan yok. Ben sebepsiz yere yedim o kurşunu. Kerim, lütfen sakin ol. Tamam, benim için bir şeyler yapmak istiyorsun. Beni koruduğunu, kolladığını göstermek istiyorsun ama anladık. Böyle yaparak olayları daha fazla büyütmekten başka hiçbir şey yaramayacak. Lütfen. Lütfen daha fazla kurcalama. Kerim, baban şüphelerinde yerden göğe haklı. Biz hepimiz öyle düşünmedik mi canım?
Hepimiz öyle düşündük. Ha, düşündük tabii, düşündük. Ben de dedim, ya Mustafa'dır ya Yaşaranlardır diye. Mukaddes de öyle söyledi değil mi Mukaddes? Sen de öyle söyledin. Ama değilmiş işte. Madem ateş eden de belli oldu, bu iş kapandı gitti. Yani kapatalım artık şu Mustafa defterini. Kapansın. O defter kapansın artık. Lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.